Sanat tarihindeki hiçbir türde, hiçbir formda bir değişim, hani böyle belli bir zaman içinde birdenbire çok sıkıldık, hadi başka bir şey yapalım diyerek olmuyor. Aslında performatif dönemeç dedikleri nokta. Şimdi burada bir şey değişiyor genel anlamda. Yani birdenbire tarihsel avantgardlardan bildiğimiz sahnesel olanın ön plana geçmesine ilişkin bir takım eğilimler ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi buradaki hikaye bizi 1960'lı ve 70'li yıllardaki daha radikal sahnelemelere götürecek. Ama bunun başında ne var? Öncelikle bir düşünce biçiminin değişimi var. Yani artık böyle tiyatroyla dram denilen şeyin çatışması var. Klasik temsil dediğimde ister istemez bir başka bir gün başka bir şey yapmak istiyorum aslında. Yani doğuyla batının zamanı aynı değil. Ama şimdiki teorileştirmeyi batının mantığına göre anlatıyorum size. Performans dediğim için, oradaki teorilere dediğim için. Ama hani göreceksiniz ki o performatif olanı başlatan şey de daha çok Doğu tiyatrosunun etkisi. Klasik bir oyuncu rol ilişkisinin altına uyacak bir yaklaşımı bir biçimde ne yapıyor aslında? Pek çok oyun, hani salt performans olmasa da. Çünkü salt performans derken neyi kastediyorum? Mesela Abramovich'in yaptığı şeyler düşünün, performansları düşünün. Tek kişilik, işte bir biçimde bedenini riske sokan, hani bir daha tekrar edilemeyecek olan, şimdi ve buradaya ait daha radikal uygulamalar ayrı bir şey. Hani çoğu zaman bir etik sorumluluk projelerine dönüşen, seyirciye bir etik sorumluluk taşıyan bir boyutu ayrıca incelenebilir. Ama neredeyse çağdaş tiyatronun pek çoğuna, hani oyunculuk anlamında, mekan seçiminde, oyuncu seçiminde sirayet etmiş olan bir süreklilikler hikayesi de var bunların. Hani ben bunlarla daha fazla ilgileniyorum. Yani bu ne? Hani işte demin Wilson'ın adı geçti. İyi örnekler verdiği için bu, özellikle oyuncunun bedeninin sergilenmesine. Yani engelli bedeni seçtiğinde birisi. Ya da işte gırtlak kanseri geçirip ameliyat olmuş birini oyuncu olarak karşınıza çıkardığında birisi. Ne demeye çalışıyor? O bedenin hassas bir şey olduğuna, kırılgan bir şey olduğuna. Yani hani klasik baleyi düşünün, her türlü numarayı kolayca yapıyormuş duygusuyla dönüşlerini düşünün oradaki dansçıların. Klasik, hani oyunculuk da tam böyle bir şey.